Kahvaltını etmeyecek misin? Aç değilim. Antibiyotikler mide bulantısı yapabilir ama. Haberin olsun. Bunları yemek de mide bulantısı yapabilir. Hem sizin benim gözüme bakmanız gerekmiyor mu? Pıhtı hayati bir tehlike taşımıyor şu anda. O yüzden de sorunun kaynağını bulmak önceliğimiz. Yani bu körlük kalıcı olabilir mi? Öyle mi? Teşekkür ederim. Ben tutmayayım sizi. Sen dün gece hiç girmedin mi Kaan'ın yanına? Yok. Babası beni pek sevmiyor da. Ona rağmen burada kaldığını bekledin mi? Evet. İçim rahat etmez başka türlü. Kaç yaşındasın sen? 16. Kaan benim ilk aşkım. Ne güzel. İlk aşk unutulmuyor. Zeynep ben bu arada. Bir ihtiyacın olursa bul beni, olur mu? Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Canım acıyacak, değil mi? Hayır. Yüzümü ölçtürdük. Sadece bir basınç hissedeceksin. Görüyorum. Görüyorum. Çok teşekkürler. Rica ederim. Görün biz. Nasıl oğlum? Görebiliyor musun? Çok iyi. Pırıl pırıl görüyorum. Aslanım benim be. Koçum be. Roket roket. Önce güzel bir tatile çıkacağız. Hele şu bacağım bir iyileşsin. Sonra var ya kombine alacağım oğlum. Kombine maçlara gideceğiz. Canım benim. Pelin. Gelsene içeri. Faruk amca istemez şimdi beni. Ben gelmeyeyim. Aa, olur mu canım öyle şey? Hadi. Gerçekten mi? Evet. Hı? Gel. Kızım senin ne işin var hala burada? Baba, onunla öyle konuşamazsın. Tamam Kaan, sorun değil. Pelin Kaan'ı seviyor. Niye ona bu kadar kötü davranıyorsunuz? Birazcık anlayışlı olsanız. Zeynep Hanım, oğlumun başına ne geldiyse bu kız yüzünden geldi. Hem ne sevgisi ya? Bunların yaşı kaç, başı kaç? Ne anlar bunlar sevgiden? Onların sadece yaşları küçük, kalpleri değil. Annem olsaydı Pelin'i çok severdi. Hiç böyle yapmazdı, anlardı beni o. Biz sizi biraz yalnız bırakalım, olur mu? Faruk Bey.
Çok özür dilerim babam adına. Saçmalama. Gözü nasıl oldu? Seni görebiliyorum. Yaşasın. Kaan, ben çok korkuyorum sorunun ne olduğunu bulamayacaklar diye. Korkma. Bak iyiyim ben. Ama ben kendimi çok kötü hissediyorum. Hepsi benim suçum. Hayır, hayır senin suçun değil. Ama babam benden nefret ediyor. Babam annem öldükten sonra herkesten nefret ediyor. Hem arabası mahvoldu sinirle. O kadar. Oğlum yardım edin! Yardım edin! Kaan! Gel gel. Oğlum Kaan, iyi misin? Kaan. Mama. Emre, ne oluyor? Karaciğer, AST 859 yoğun bakıma alacağız. ALT ve GGT de yüksek. Verdiğimiz antibiyotikler buna sebep olmazdı. Bu kızı oğluma uyuşturucu vermiştir. Bu yüzden sokmadım oğlumun yanına bu kızı. Ben asla öyle bir şey yapmam Kaan'a. Ah seni bana siz yüzünüzden. Siz soktunuz bunu oğlumun yanına. Sorun uyuşturucu değil. Karaciğeri iflas ediyor. Karaciğeri iflas mı ediyor? Ne demek şimdi bu? Sence? İyi iyi. Oğlun iyileşiyor. Eve götürebilirsin. Ne diyorsun sen ya? Ha? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Sence ne demek? Ha? Karaciğersiz yaşayamazsın. Ölüyor çocuk. Manyak herif. Senin sıkıntın ne be? Beyefendi tamam. Ağrıyan bir bacak. Seninki ne? Ben sana göstereceğim şimdi ağrıyı. Beyefendi, beyefendi. Vaktimiz yok bunun için. Lütfen. Lütfen. Hadi. Adamın çocuğu ölüyor. Dalga mı geçiyorsunuz hocam onunla? Aptal aptal konuşuyor. Duymadı mı? Aptalca bir soru. Aptalca değildi. Haklısın, aptalca değildi. İnanamıyorum ya. Şu geldiğiniz hale bakın. Bir iddia yüzünden ne hale geldiniz? Sırf o İpek Hanım'ı haklı çıkarmamak için şu geldiğiniz hale bakın. İnanamıyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.